Evrencim, güzellik yarışması varmış. Sizi de davet etmişler. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ne zaman yaş almayı düşünüyorsunuz? Vallahi hiç bu konular artık beni ilgilendirmiyor. Şu merdivenleri rahat inebiliyorum ya. İnşallah sonunda da çıkabilirim. Benim için en güzel şey o. Şu anda setten geldim. Öyle mi? Yarın il öbür gün tiyatrom var. Turnem var haftaya. Yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum. Ama sonra da düşünüyorum, bunları yapmasam ne kadar boş bir hayat olur. Çok sıkılabilirim. Onun için iyi böyle çalışabildiğim sürece çalışayım. Efendim, biliyorsunuz ki ülke çok enteresan dönemlerden geçiyor. Yani son 1,5-2 aylık süreç gerçekten hepimizi böyle düşürdü. Psikolojimiz çok bozuk aslında. Yani siz bir anlamda da toplumun aynası olan sanatçılar bu konuda, siz kendi adınıza ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki hepimizin motivasyonu çok düşük. Gerçekten insan sabah uyandığı zaman güzel bir dünyaya, güzelliklere uyanmak istiyor. Hangi bir dertle, kendi derdinin haricinde ülkenin hangi derdiyle kafa yorarım diye düşünüyorsun. Böyle sanatçıların hani sırf konuşmuş olmak için konuşup işte bir iki cümle söylemesi işi halletmiyor. Büyüklerimizin, devlet başındaki insanların buna bir çözüm, eğitim yoluyla mı, psikolojik desteklerle mi? Ben psikolojimizin çok bozulduğuna inanıyorum. Okullarda bir takım şeyler, destekler çocuklara, gençlere belki eğitim olarak yapılabilir, yön gösterilir. Gençlerin de psikolojisi çok bozuk çünkü. Yani bir takım şeylere yöneltilmesi lazım bu halkın. Biz tabii sanatçı olarak oyunumuzu, tiyatromuzu oynuyoruz. Sanat iyileştirir diye bir slogan vardır. İşte geliyorlar, 2 saat seyrediyorlar. Ağlamak da iyileştirir insanı. Yani illa komedi, hayır komedi seyretmek değil. Çünkü o bir duygu boşalmasıdır. Yani tiyatroya, sanat olaylarına, konserlere de gitmekte fayda var. Bunlardan hani kötü günler geçiriyoruz, konsere gitmeyelim, şarkı dinlemeyelim, tiyatroya gitmeyelim de olmaz. Efendim şunu soracağım. Geçmişe baktığınız zaman en çok özlediğiniz şey ne Türkiye'de? Vallahi Türkiye'de değil de Türk toplumunun içinde bir merhabalaşmak, bir şey olduğu zaman özür dilemek, yere düşen birini kaldırabilmek. Şimdi yere düşen insana Instagram'a like alırım diye resim çekmekle geçiyor. Halbuki biz el uzatırdık. Onu kaldırırdık, bir bardak su isterdik, limon koklatırdık, kolonya çıkarırdık cebimizden. Yani bu tip şeylere de aslında çok özlem var. İnsancıl davranışlara özlem var. Trafikte küfür edilmemesine, komşuculuğa, asansörde birbirimize merhaba demeye. Yani bunlar küçük detaylar ama düşünün, bunların hepsini topladığınız zaman bambaşka şeylere bunları gidiyor. Yitirdik değil mi? Objektif bakmak gerekirse bunların birçoğunu yitirdik biz toplum olarak. Ama bizim elimizde gene bunları elde edebilmek. Bir iki kişi ön ayak olursa, biliyorsun bu şey domino efekti gibi. Doğru. Yani ben sana merhaba yavrum nasılsın dersem, sen de dönüp arkandakine ne haber kardeş diyebilirsin. Bunları yeniden aşılamak gerekir diye düşünüyorum. Peki efendim, çok çok teşekkür çok ederim. Çok konuşturdun beni. İnşallah daha mutlu günlerde daha güzel şeyler konuşuruz Nevrem. İnşallah. Sağ olun. İnşallah.